Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan Notlar köşemizin bugünkü konusu, hayatımı yeniden yaşayabilseydim. Hiç sizin de içinizden geçiyor mu? Ya yeniden başlasaydım şu hayata, şunu 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 farklı yapardım diye. Arkadaşlar, Amerikalı ünlü bir köşe yazarı var, Erma Bombek. Ve ne yazık ki kanserden dolayı hayatını kaybetti. Ama kansere yenik düşmeden önce son bir yazı yazdı. Hayatımı yeniden yaşayabilseydim eğer diye. İnanıyorum ki sizin de tüylerinizi diken diken ettirecek ve size birçok şeyi sorgulattıracak harika bir yazı. Gelin şimdi sizi bu yazıyla baş başa bırakayım. Hayatımı yeniden yaşayabilseydim eğer, hastayken yatağa girer dinlenirdim. Ben olmadığım zaman her şey kötüye gidecek diye düşünmezdim. Gül şeklindeki pembe mumu saklamaz, yakardım. Daha az konuşur ama daha çok dinlerdim. Yerler kirlense, masa örtüm lekelense bile daha çok arkadaşımı akşam yemeğine davet ederdim. Oturma odasında televizyon seyrederken patlamış mısır yer, yerler leke olacak diye korkmazdım. Bana gençliği anlatmaya çalışan dedeme daha çok vakit ayırırdım. Kocamın sorumluluklarını daha çok paylaşırdım. Saçım bozulmasın diye arabanın camının açılmasını önlemezdim. Eteğimin lekelenmesine aldırmadan çimlere otururdum. Televizyon seyrederken daha az, hayata bakarken daha çok ağlar ve gülerdim. Hamileliğimin bir an önce sona erip doğum yapmayı dinlemek yerine, hamile olduğum her anın tadını çıkarır ve içimde bir canlı yaratmanın ne kadar mucizevi olduğunu fark ederdim. Çocuklarım beni öpmek istediklerinde, asla önce git ellerini yüzünü yıka demezdim. Onlara daha çok seni seviyorum, ondan da daha çok özür dilerim derdim. Ama başka bir hayat verilseydi en çok yapacağım şey her dakikasını değerlendirmek olurdu. Dikkatle bak, gerçekten gör, yaşa, vazgeçme. Küçük şeyler için şikayet etmekten vazgeç. Bana benzemeyenler, benden daha çok şeye sahip olanlar ve kimin ne yaptığı beni ilgilendirmezdi. Bunun yerine ilişkilerimi güçlendirmeye çalışırdım. Sahip olduğunuz ruhsal, fiziksel ve duygusal her şey için şükredin. Tek bir hayatınız var ve bir gün sona eriyor. Umarım her gününüzü değerlendirirsiniz. Okurken bile tüylerim diken diken oldu. Arkadaşlar, her bir satırı hayat dersi. Her bir satırının birini bile hayatınıza soksanız çok şey ama çok şey değişir. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve şu son cümleyi hatırlayacağınız, bunu dikkate alacağınız ve uygulayacağınız bir gün diliyorum. Tek bir hayatınız var ve bir gün sona eriyor. Umarım her gününüzü değerlendirirsiniz.